Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi günler diliyorum, hayırlı cumalar diliyorum. 22 Eylül 2023 itibariyle Borsa İstanbul'un haftalık kapanışını değerlendirelim. İşlem de zaten devam ediyor ama baktığımızda 8060 puanın üzerindeyiz ve 0,80 pozitif fiyatlamamız devam ediyor. Tabii ki bunun en büyük nedeni normalleşme adımları, normalleşme dopingi de diyebiliriz bu duruma. Bundan sonraki süreçte korkulacak bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Özellikle SPK bülteninden sonra baktığımızda BIST 30, BIST 50, BIST 100'de güncellemeler oldu. Bu noktada bu alana yeni girmiş kağıtlarda özellikle 5 doların, 3 doların hatta 1 doların altındaki kağıtlara, özellikle enerji ve gıda tarafındaki kağıtlara çok dikkat edilmesi gerekiyor ve iyi değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani sahip olmanız gerekiyor. Bunları yaptığınız sürece potansiyelden çok ciddi derecede kat kat faydalanacaksınız diye düşünüyorum. Özellikle endekse bakıldığında geçmiş seçim sonrası dönemden bu yana hacim bazında özellikle değerlendirdiğimizde, yani endeksin 8000 puanın üzerindeki hareketlerine gidişinde belli başlı kağıtlar, belli başlı sektörlerin ön planda olduğunu gördük. Şimdi bunlar da değişmeleri takip ediyoruz. Bakıldığında tabii işte havacılıktır vesaire, bunları hep değerlendiriyoruz ama diğer taraftan işte bakıldığında teknoloji firmaları, otomasyondur, enerji firmaları, yani elektrik üreten firmalar olsun, bakıldığında yenilebilir enerji kaynaklarıyla yine ön planda olmaya devam eden kağıtlar da var. Yatırımlarıyla birlikte gerçekten göz dolduruyor. Ve özellikle yine bu firmaların teknoloji adımları ciddi derecede piyasayı da desteklediğini görüyoruz. Siz de ne yapacaksınız arkadaşlar? Buradaki hikayeye katılıp ve pozisyonlanmanızı iyi yapacaksınız ve sektörel seçimlerinizi mevsimsel etkilerle birlikte düzgün yaptığınız sürece bir problem olacağını ben düşünmüyorum. Borsadan da korkulacak bir durum yok. Mevduat faizlerinde %40'ın üzerine zaten çıktık. Hemen dün itibariyle bazı özel bankalar vermeye başladı %43'leri. Bu şu anda %50'lere kadar ilk etapta ulaşacak. Sonra %55 seviyelerini göreceğimizi düşünüyorum zirve seviyesi olarak, ama kalıcılık göstermeyeceğiz. Buradaki amaç tabii ki hem normalleşme, bu enflasyonist baskıda, hem de arkadaşlar başımıza bela olan bir kur korumalı mevduat sistemindeki çözülme. Bunun sağlanması için mevduat tarafında da %50 ve 55 seviyesinin 2-3 ay vadede yatırımcılara sunulup buradaki çözülmenin sıkıntısız bir şekilde büyük bir bölümünün yıl sonuna kadar arkadaşlar çözülmesinin ve buradan çözülen paranın da mevduatında döviz hesaplarına olabildiği kadar az gitmesi illaki gidecektir. Tam anlamıyla TL varlıklarına dönmesi mümkün değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bakıldığında ne kadar büyük bir miktar TL varlıklarına döner, işte borsaya gider, TL mevduatına gider, ya da bir miktar gram altına da illa gidecektir belli bir oranda. Bir miktar demeyelim, ona yanlış olur. İyi bir miktar gider. Nereden baksanız %25, %30, o tarafa da bir kayma olur. Ama genel anlamda yani %50'lik kısmının TL mevduatlara döneceğini görebiliyoruz. Bu da piyasadaki normalleşme adımları ve önümüzdeki faiz toplantısına kadar piyasanın en az bir 500 bas puan daha beklenti içerisine girdiğini, hatta bununla birlikte %40 seviyelerine kadar yükselebilme endişesi de var. Aslında bu endişeyi bence çok fazla takmamak gerekiyor. %35'te bir dur demesi artık gerekiyor. Ve yapmış olduğu faiz artışlarının ve yüklemeli, aynı zamanda sert bunlar biliyorsunuz, etkilerini bir takip edip görmesi gerekiyor. Ve tabii enflasyon sunum raporları da yine önemli olacak. Bunları da takip edeceğiz. Yine yurt dışı kaynaklı haber akışlarına baktığımızda çok fazla abartılacak derecede bir haber akışı bugün yok. Ama Mehmet Şimşek'in açıklamalarına baktığımızda Dünya Bankası'ndan sağlanan finansmana burada öncelik verilmiş. 895 milyon euroluk yeni kredi açıklaması ve toplamda bankadan, yani Dünya Bankası'ndan sağlanan finansman tutarına bakıldığında da 3,2 milyar dolara ulaşmış durumda. Paraya erişimde bir problem görmüyoruz. CDS puanlarımız kabul edilebilir bir seviyede. Yeni yatırımcı girişlerinin olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Aracı kurum dağılımlarından da anlık olarak takip edebilirsiniz. Gidişatımız iyi. O zaman ne yapacağız burada? Hemen yardımcı araçlarımıza göz atacağız. Göstergelerimiz toparlanma evresine. Geçmiş günlükte şöyle saatte de gösterebildiğim gibi baktığımızda bir miktar daha alanımız var.
takip ettiğimiz şurada bizim dikkatlice zirveden gelen düzeltme hattını takip ediyorduk. Bölgenin üzerinde gideriz demiştik arkadaşlar. Şöyle günlüğe daldığımı daha net bir şekilde göreceksiniz. Dün mükemmel bir kapanış yaptık. Aşırı yükselmiş bir piyasa olarak yorumlandı. Ama kimse buradaki ucuzluğu ve 10 bin, 10 bin 200 puan hikayesini gündeme bile getirmeye çalışmadı. Yazık yani, böyle şeylerin olmaması tabii üzücü. Buradaki ucuzluğu, buradaki potansiyeli, buradaki normalleşme dopingini küçük yatırımcıya birilerinin, özellikle bu iş özelinde uzmanlaşmış kişilerin anlatması gerekiyor. Bakın çok kritik bir nokta buralar. 8000 puanlar, yani nerelerden geldiğimizi unutmayalım. Ve kısa vadede 4200'lerden geldik bu seviyelere. Ama buradaki potansiyelin, buradaki getiri eğrisinin ne kadar daha yukarı şekilleneceğini anlatmamız gerekiyor. Ve ben burada bugün bir kez daha sizlerle birlikte tavsiye niteliği olmadan buradaki herkesin anlayabileceği şekilde dalgalanma haritasını şekillendireyim. Arkadaşlar baktığımızda birinci düzeltme dalgamızı 4400'lerden 5700'lere tamamladık. Bunun ikinci aşağı yönlü düzeltme dalgasını 5150'lerde bitirdik. Zaten tahminlerimizde söylemiştik. Birebir noktasal olarak çalıştı. Üçüncü en uzun dalgamız, düzeltme yukarı yönlü, daha doğrusu yukarı trendi tamamlamış olduk. Ve bu biraz uzadı, biraz çetrefilli geçti haber akışları vesaire. Ve dördüncü düzeltme dalgasına girdik. Gördüğümüz kadarıyla da şu an bunu bitirme adımı başlamış. Tam anlamıyla bitti diyemeyiz. Üçüncü tepenin üzerinde bir kapanışa ihtiyacımız var ki dördüncü dalgaya tam net bir şekilde gidebiliyoruz diyelim. Ve baktığımızda da kabaca 10 bin, 10 bin 200'ler hatta, ama biz 10 bin diyoruz buralara. 10 bin lira doğru hareketimizi başlatacağız. Dördüncü dalganın bittiğine dair ilk sinyali dünkü kapanışı itibariyle aldık. Şimdi burası önemli. Yani bunları değerlendirmemiz ve sizlerle birlikte paylaşıp düzgün bir şekilde aktarmamız gerekiyor ki ve bunları da tabii kanıtlarıyla birlikte göstereceğiz. Gördüğünüz gibi muazzam bir dönüş. Yani mum formasyonlarını da görüyorsunuz. Sabah yıldız dediğimiz böyle dönüş mum formasyonları gayet güzel. Yani muazzam derecede bir dönüş. Tabii kısa vade dirençlerine bakıldığında 8140'lar, onun üzerinde 8270'ler, onun üzerinde de son görülen zirve 8400'ler. Önümüzdeki hafta itibariyle yeni zirveleri çok sürpriz, çok olumsuz haber akışları olmadığı sürece göreceğimizi düşünüyorum. Ve burada da birlikteliğimizi yine çok sıkı bir şekilde, iyi bir şekilde korumamız gerektiğini düşünen taraftayım. Dolar bazlı zaten endeksi toparlanmayı takip ediyorsunuz. Yani 300 dolar bandının bir altında, bir üstünde zaten fiyatlıyoruz hemen hemen baktığımızda. 500 dolara kadar arkadaşlar sektörel ve mevsimsel etkileri de baz alarak, yani önümüzdeki fiyatlama, bilanço, gelecek olan işte enerji zamları, gıda zamları, bunların hepsinin bilançolara etkisini de iyi hesap ederek, yani burada bunları iyi ayrıştırarak yola devam ettiğimiz sürece, işte teknolojideki yapay zekayı destekleyen firmaların özellikle yine ön planda olacağını da bu videolarda arkadaşlar bir kez daha aktarmış olalım. Yani sadece havacılıktır, sadece bankacılıktır, sadece savunma sanayidir. Yani bunlarla yıl 12 ay boyunca sabit bir getiriyle hareket edemezsiniz. Yani bu denli oynaklığın olduğu, yukarı yönlü gidiş potansiyelinin olduğu bir endekste illaki sektörel değişimleri vakti zamanı geldiğinde mevsimsel olarak yapmak zorundasınız. Yani eğer ben bu hareketlilikten çok ciddi derecede faydalanmak istiyorum ve benim buradaki kazancım daha da iyi olması gerekiyor diyorsanız, evet buyurun, yani bunu yapacaksınız. Ama yok, ben risk almayacağım. Mevduat faizleri şu an %50'lere geliyor. Ben bugün örneğin 1 milyonumu bankaya koyarım. Önümüzdeki yıl Ekim ayına kadar 1,5 milyon alırım, bu bana yeter bu enflasyon ortamında diyorsanız, ki 1,5 milyon olarak da alma durumunuz riskli. Yani %50 sabit bir şekilde bir yıl boyunca verileceğini düşünmüyorum. İmkansız gibi duruyor. Yani o yüzden mantıklı bakın olaya, yani mantıklı değerlendirin ve yatırımcı olmanın avantajını aslında bu dönemde düzgün bir stratejiyle, düzgün bir yol haritasıyla birlikte çok iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama yok, benim elimde işte 10 bin, 20 bin, 50 bin
İşte 100 bin kadar kredi çektim. Ben burada enflasyona karşı kendimi koruyacağım. Sizin söylediğiniz gibi burada sektörel ayrışmalardan para kazanacağım. Ümidiyle hareket ediyor ise şunu söyleyeyim. Elindeki para emanet, borç para. Yani sıkıntılı bir para olduğu için psikolojik olarak zaten doğal olarak rahat olamayacaksın. O yüzden bu tarz işlere bulaşmamak bu dönemde tabii ki en doğrusudur. Söyleriz, her zaman söylerim. Emanet, borç parayla, kısa vadede ihtiyaç olan parayla bu iş yapılmaz. Bu bir gerçekti. Bu Borsa İstanbul'un bir kuralıdır arkadaşlar. Ben hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Akşam kapanışı görelim. Hem döviz tarafında, hem altın tarafında, hem borsa tarafında. Haftalık kapanışımızı değerlendiririz. Hafta sonunda da yine net kapanışları gördükten sonra bomba analizlere devam ederiz. Sizlerden ricam bizleri desteklemeyi unutmayın. Hepinize bol şans, bol kazançlar. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.